Avrupalı ve dünyalı burada ne yaparsa biz bir fazlasını yapmak için buradayız Allah'ın izniyle. Türk'ün gücünü dünyaya göstereceğiz. İyi akşamlar Türkiye'ye. Türkiye'nin en prestijli programlarından Altın Adamlar programına bugün yine birlikteyiz. Birlikteliğimizi nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Efendim, biliyorsunuz programımız gerçekten Türkiye'nin en değerli, en kıymetli programlarından bir tanesi. Nedeni ise bu ülkeye, bu vatana, bu millete en güzel değerleri yaşatan, ayıldızlı bayrağımızı en güzel yerlere taşıyan bütün dünyada hakikaten önemli başarılar imza atmış. Böyle Türkiye'nin gerçekten medarı iftarları, Türkiye'nin gerçekten üstün değerleri, altın madalyalılar, altın adamlar bu sıfata erişmiş çok değerli konukları burada ağırlamaktan hakikaten biz de gururluyuz. Bu vesileyle programımız çok kıymetli ve bu sizlerden gelen mesajlarla da perçinlenmiş oldu. Biz ilgi ve alakanıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Çünkü buradaki değerler sizin değerleriniz. Dolayısıyla biz de bu değerli konuklara, bu değerli isimlere, Türkiye'nin gerçekten başarılarına böyle katkı yapmış, müthiş sporcularına, müthiş iş adamlarına, müthiş siyasetçilerine, müthiş edebiyatçılarına, sanatçılarına, herkes, hepsini yürekten alkışlıyoruz, yürekten kucaklıyoruz. Bu vesileyle programımız gerçekten prestijli bir şekilde sizin ilginiz olmaya devam ediyor. Bugün de değerli bir konumuz var. Evet, gerçekten Türkiye'de önemli başarılar yaşamış bir sporcu kardeşimiz ve gerçekten bu ülkede spor adına önemli adımlar atmış bir değerli isim. Bugün bizlerle. Evet. Balkan Federasyonları Yönetim Kurulu üyesi ve Uzak Doğu Sporları duayeni Mustafa Ulu bugün konuğumuz efendim. Altın Adamlar'da birlikteyiz. Hoş geldiniz. Değerli Mustafa Ulu kardeşimiz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun, çok şükür. Bir iltifada davet etti bizi. İnşallah ona layık olmuşlardanız. Değerli hocam, hamdolsun sizinle beraber olmak güzel. Evet, mutlaka öyle ama değil mi? Sporcular her zaman mütevazı oluyor ya. Estağfurullah. Ya gerçek alışkın değiliz böyle. Hocalarımızla gerekeniyor. Bu olsa olsa ortak bir duygularımız mutlaka böyle. Bunu konuştuğumuz zaman, paylaştığımız zaman kamuoyunda gerçekten yani böyle deniliyor. Ama yaşanmış başarılar varsa yani gerçekten bu ülkenin insanlarına böyle onuru, gururu yaşatmış insanlar varsa tabii ki bu kelimeler konuşulacak, paylaşılacak tabii ki. Ama biz nedense işte hakiki böyle Türkiye'nin sporcusu böyle olmalı. Yani. Büyüdükçe küçülen ve büyüdükçe mütevazi olarak eyvallah olan hakiki sporcular ancak böyle düşünür. Değil mi hocam? Evet hocam. Hayırlı akşamlar diyorum. Evet. Ben Mustafa Ulu. Trabzon Ofluyum. 1973. Sakarya'da spor hayatı Trabzon'da başlayıp Sakarya'da devam eden Wushu Kung Fu dünyada Wushu, Türkiye'de eski adıyla Kung Fu. Abdurrahman Akgüz değerli hocamızın talebesi. Aynı zamanda Yılmaz Aydın hocamızın. Ama ilk spor hayatıma Trabzon'da karateyle başladım. Kajukenbo, Kojuri.
Enver Hancı'nın talebesi. Kocaeli'nde federasyonu kurulmuş bu ara. Evet. Cevat Alp buradaydı bizim konumuzda. Evet. Konuştuk biraz, paylaştık. Evet. Evet. Değerli hocam, selam olsun hocama. Evet, selam olsun bütün dostlara, bütün hocalarımıza, değerli üstadlara. Buyurun. Onun öğrencisi Hasan Kılıç'ın talebesi, ilk spor hayatıma öyle başladım. Hatta 17 yaşında başladım. Tesadüfen böyle şimdiki gibi değil. Onun için siz hocam biraz direkt girdiniz. Program tecrübesi. Sizi gibi değerli hocaları bulmak kolay değildi o yıllar. Yani 1990'lı yıllar, 87'li yıllar bizim bildiğimiz öğrencilik yıllarında Cemal Kamacı, boks, güreş ve futbol. Başka bir şey bilmezdik. Onlar vardı. Anadolu'nun taşralarında, köylerinde bunlar çok TRT'li yıllar bilmezdik. Tesadüfen, tevafuken gördüğümüz bir uzak videolardan gördüğümüz bu nedir diye merak ettiğimiz, daha sonra kendisini tanıma şansına erdiğimiz bir hocamız. Daha sonra talep olmuşuz. Hatta gizli gizli spor yapıp, anamızdan babamızdan gizli gizli spor yapıp piyasaya çıkmış insanlarız. Tabii ki sizi gibi değerli hocalarımızın, değerli üstadları, büyükleri görünce heyecanlanıyoruz. Estağfurullah, ne demek? Şimdi Türkiye'nin sporu da önü çok açıldı elhamdülillah. Şimdi bakıyorsun, dün merhaba dediğin genç kardeşim, bakıyorsun birinci, ikinci, üçüncü kademe antrenör olmuş. Dünyadaki değerler Türkiye'mize gelmiş. Gerçi bunların hep zamanları var ama zaman çabuk geçiyor ki zaman bu şekilde karşımıza işte çıkıyor. Programın başlangıcında bir geldik, birden geçmişi unutup, evet, geleceğe bak, bizi getirenleri unutmuyoruz. Geçmişte ne çektiğimizi unutmuyoruz. Şüphesiz tabii. Karateyle başlayıp daha sonra kendisine sevdalandığımız, kendimize ideal olarak gördüğümüz, bu milletin önünü açan bir şahsiyete tanıştık. Erbakan Hoca, rahmetli Erbakan Hocam, Allah kanı kanı rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ona ulaşmak için ne yapmak gerekiyor? Ona talebe olmak için. İlk önce onun talebesinin yanında talebe olmak gerekiyor. Tabii talebesini tanıyınca biz bir ideal koyduk kendimize. Nasıl ulaşmak gerekiyor? Abdurrahman Akgüz diye bir hoca var. Bu da Trabzonlu. Ona nasıl talebe oluruz? Yollarını aradık. Talebe olmak için feragatlar ettik. Ama bu arada spor yapıyorum. Karate spor yapıyorum. Hatta ilk şampiyonam bölge şampiyonası. Ama benim hedefim büyüktü. Daha başka bir şey olmaktı. Çünkü bir sevdam vardı. Erbakan Hoca sevdam vardı. Ona ulaşmak için kung fucu olmak gerekiyor. Kung fu'yu üstad olmak için tanıdık, bildiğiz, baktık. Abdurrahman Hoca, Yılmaz Aydın. Yılmaz Hoca'nın da talebesi olunca, buradan Yılmaz Aydın Hocama çok selam olsun. Abdurrahman Hoca'ya talep olmak gerekiyor. Abdurrahman Hoca'ya talep olmak kolay bir şey değil. Feragat etmek gerekiyor. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Ne yaptım? Annemi babamı eğitime gidiyorum diye tam 10 yılımı getirip Abdurrahman Hoca'ya verdim. Sadece spor olarak gittiğim yerde, gel gör ki İstanbul'un 8 yıl il temsilcisi, il başkanlığını, uzak doğuların il ajanlığını bize verildiler. Görev aldık. Sporculuk yaşamımızda hakemlik ve dövüşçü olarak girdiğimiz hayatta İstanbul'da temsilci başkanlık nasip etti Allah. Buradan yine de selam olsun Sayın Hocama, değerli kardeşlerime, Kufu Camiası'na. Bayağıdır uzaktım. Tekrar programlar bir yılda yakın uzaktım. Bir televizyon programına karşılarına çıkmak zorunda kaldık. Onun için siz değerli hocama çok teşekkür ediyorum. Değerli büyük üstadları görünce duygulanıyorum aynı zamanda. Eskiden bulamadığımız, şimdi çokça olan, buna da şükrediyorum hamdolsun. Sizi gibi insanları tohum atıp saçtığınız ve yeşerdiği, Türkiye'de binlerce, yüz binlerce sporcunu yetiştirdiğiniz insanlarsınız, önder insanlarsınız. Eskiden Türkiye'yi dünyada, Avrupa'da işte sayabiliyoruz, işte İsmet Sağlam dünya şampiyonu, Cemal Kamacı boks dünya, Avrupa şampiyonumuz gibi sayılı insanlar vardı. Ama şimdi hemen hemen her ay, her yıl şampiyon geliyor değil mi yani ülkemizde? Bu bir gurur. Şu bayrağı
dünyada, Avrupa'da temsil etmenin mutluluğu, gururluğu. Bunu elinize aldığınız zaman coşuyorsunuz. Yani önünüze bunun artık hiçbir şey tarif edilemez, diyorsunuz. Anlatamaz. Yani. Değil mi? Ya, evet. Ki hocam üzerinizdeki eşofmanı eskitmişsiniz, şey yapmıyorsunuz. Çok büyük tarihi bir bunun, şey var. Bunun hakikaten. Onuru, bunun işte, bunun onurunu, gururunu eskiden biz değil eşofman. Eşofmanı giymek ne haddimizi, rüyalarımıza bile koyamazdık. İlk giydiğim zaman 1986 yılında Avrupa üçüncüsü olduğumuz zaman Tekvando'da. Evet. O zaman bu eşofman bize verilmişti, milli takım eşofmanı olarak. Ondan sonra da çok birçok şeye şahitlik yaptı yani demek lazım. Evet. Ben yani insan hakikaten giyince ama böyle bir şeyler hissediyor yani. Evet. Ya biz böyle normal bir eşofman gibi değil. Bunu giydiğiniz zaman diğer eşofmanların çok farklı bir şekilde giyiyorsunuz. Evet. Üzerindeki o yani. Bayrak. Aynen. Bizim evet. Rüyamızda değil, hayalimizde değil. Yani uzaktı bize ama hamdolsun sizin gibi hocalarımızın ekmiş olduğu tohumlarla beraber yeşerdi. Şu anda 7 yaşındaki çocuğumuz bile milli sporcu olabiliyor. 70 yaşındaki çocuğumuz da milli sporcu olabiliyor. Bu onuru, gururu bize yaşattırdığınız için değerli hocalarıma ismini zikredemedim. Hatta rahmeti rahmana kavuşmuş hocalarıma Allah onlardan rahmet eylesin. Amin. Yani onları böyle programlarda isimlerini zikretmekle teşekkür, kalbi şükranlarımı zikretmekle yetmez yani. Yetiştirdiğiniz binlerce sporcu vardır, binlerce öğrenci vardır ki hamdolsun biz de bu sporculardan kendi takım teknik direktörü, dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu hazına ermiş birisiyim elhamdülillah. Lafla, kelimeyle ifade etmekle bu bitmez, geçiştirilemez. Mutlaka, mutlaka. Onun için ben Mustafa Uğur, Trabzon'un bir köyünden garip, orta halli bir vatandaşın evladı olarak babamın hayal etmediğini ben yaşadım. Bu millete önüne geçerek bu bayrağımızı gönderecekken çocuklarla beraber gururlandık, ağladık. Zor günler geçtik. Bu günlere kolay gelmedik. Wushu Kung Fu, Aikido, Kyokushin Karate, Jeet Kune Do, Wing Chun dallarının olduğu bir federasyonun İstanbul il temsilcisi 8 yıl boyunca yaptım. Tabii İl temsilciliği kolay bir olay değil. Hele hele İstanbul, bir dünya apayrı başkenti. Bir metropol, apayrı bir metropol. Bir dünya başkenti. Burada il temsilcisi, ben çok özür dileyerek temsilci, resmi literatür. Yani birkaç tane ülkenin temsilciliği yapıyor gibi düşünelim yani. Aynen öyle. İstanbul'daki şey o hakikaten. Literatürdeki, resmi literatürdeki ismi il temsilci ama bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz il başkanlığı gibi bu onuru bize yaşadık. Yaşattırandan, bu zevki bize yaşattıran abilerimizden, federasyon temsilcilerinden, başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ama bunu anlatırken finalde konuşmak güzel oluyor. Ama final yapmak zor oluyor. Yani bugünlere kolay gelmedik. Hiç faaliyet olmayan, ismi federe olan bir federasyonun daha sonra 2004'te resmiyet kazanıp 99 ve 2000'de şahlanan bir federasyonun il temsilcisi olmak kolay değil. Çünkü tek daha önce Wushu Kung Fu Federasyonu alt branşta, diğer branşların yani Aikido, Kyokushin Karate gibi alt branştı. Kendi başına bir federasyon oldu. Federasyon olur olmaz Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları geldi. 2011'de ilk Dünya Şampiyonluğunu Ankara'da yaşadık. Muhteşem bir şampiyona. Muhteşem bir organizasyon. Tüm dünyayı Türkiye'ye getiriyorsunuz. Ve bu o muhteşem şampiyonanın kopyası olarak, nişanesi olarak tekrar üst üste ikinci bir dünya şampiyonluğu Türkiye'ye verildi. Ben çok iyi biliyorum. Şimdiye kadar Türkiye'de Avrupa uluslararası şampiyona devlet nezdinde, devletin garantörlüğünde, bakanlık nezdinde garanti olarak taahhütnamelerde bulunarak yapılırdı. Ama Wushu Federasyonu Başkanı o zaman Abdurrahman Akgüz'dü. Şimdi Mehmet Zeki Akıncı abimiz. Bunların dünyadaki yapmış olduğu faaliyetleri, özellikle Ankara'daki o dünya şampiyonası bir çığır açtı. Federasyonun talebiyle
Türkiye'ye tekrar verildi. Kolay bir şey değil. Daha önce ismini bile zikredilmeyen, hatta gitmeye bile, sizin hocam talebeliğiniz iyi bilirsiniz, bir uluslararası faaliyete gitmek için hemen etrafındaki arkadaşından, eşinden, dostundan para alarak. Mümkün değildi ya. Çok ne kadar inanılmaz zordu ya. Bugünleri görmüş birisiyiz. Tabii, ama şimdi öyle değil. Şimdi bir federasyon başkanı taahhütname ülkedeki tesisleri, yapılan şeyleri göstererek dünya ülkeleri, Avrupa ülkeleri çok farklıdır. Ben sadece İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal testlerini, spor salonları göstererek Estonya'daki bir Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Avrupa Şampiyonası almışım. Tek başına. Harika. Buradan Turgut Orda Hocama selam olsun. Ama ne yazık ki tabii dünya durmuyor, kıskanıyor. Türklerin önüne geçmek için her şeyi yapıyorlar. Talihsizlik, işte bu Türkiye'deki bazı olayları, terör olayları bir hale göstererek iptal ettiler. İlk önce Antalya almak zorunda kaldık. İstanbul'daydı, sonra Antalya almak zorunda kaldık. Daha sonra iptal ettiler. Hı. Ama gel gör ki bir dünya şampiyonasını bir Avrupa ülkesinde bir tanesine yaptık ki bizim İstanbul'un bir kenar mahallelerindeki spor salonundan birisi yapmış gibi ciddi ciddi Avrupa şampiyonası yaptık. İşte o günlerden bugünlere. Şimdi bir kimlik taşıyoruz. Eskiden yurt dışına çıkarken gri pasaport, devlet pasaportu nerede? Kendi pasaportumuzla beraber titreye titreye pasaportu veriyorduk. Acaba ne soracaklar? Nereye gideceğimizi daha da altına alacaklar. Şimdi öyle değil. Pasaportu gösteriyorsun, Türkiye Cumhuriyeti gri pasaportu koyuyorsun. Transit geçtiğimiz yerler var. Hatta çoğu yerde yeşil pasaporttan üstün. Hamdolsun devlet sahip çıktı. Sporcusuna, sporuna sahip çıktı. Dediğim gibi şimdi artık aylık her branşta. Eskiden belli başlı branşlar vardı, federasyonlar vardı. Şimdi 36-40'a yakın federasyon var. Bu federasyonlar bizim çocuklarımız. Türkiye Cumhuriyeti'nde sürekli madalya getiriyorlar. Sürekli derece getiriyorlar. Hem de öyle 5. 6. değil. 1. 2. 3. dünyayı titretir hale getirdik. Hep devamlı birinciliğe yani kürsüye mutlaka o çıkacaklar. O kürsüde mutlaka olacaklar. Evet. Hele o bayrağın gönderdi olması. Eskiden salonun içerisinde bayrak asıldığı zaman bizim bayrağımız dendiği zaman bizim de şurada şunların arasında yerimiz var. Artık dünya bizimle yarışmaya geldi. Bizim ezberlettik. Tek kelimeyle, evet. Değil mi? Eskiden Amerika, İngiltere, Rusya işte bunların maçlarını ezberliyorduk. Artık işte yaşadığımız dünya şampiyonada, Avrupa şampiyonlarından çok örnekler var. Başörtüsü sorunu yaşadık Romanya'da. Salonu terk etmek zorunda kalan ülkeler oldu. Türk bayrağının, Türk marşını dinlememek için, İstiklal marşını. Hamdolsun. Niçin? Sürekli şampiyonlar, sürekli sırayla şampiyonlar, birinci, ikinci, üçüncü ve birincilerin maçları çalınır. Ama bayrak sürekli kalkınca, hele hele İstiklal Marşı okununca, salonlar indiğince. Evet, sizin açtığınız yollar bugünkü günlerimiz. Allah'ın izniyle. Hamdolsun, her çok şükürler olsun. Çok güzel, inşallah daha da güzel olacak. Bu ülke insanına her şey yakışır gerçekten yani. Onlar için her şeye değer, bütün zorluklara değer. Yani evet. Zorluklar tabii ki olmazsa o başarının bir kıymeti yoktur, bir şey ifade etmez. Ama zorluk da bizim artık yani böyle olmazsa olmazımız oldu yani. Zorluk olacak ki kolaylık da olsun. Zahmette rahmet vardır. Ya şüphesiz şimdi zorluk var ama öbür tarafta da hazırlanmış, çalışmışız. Efendim işte ay yıldızı da yanımıza almışız. Bize artık her şey kolay. Bizim yolumuz açık Allah'ın izniyle. Bize zorluk var mı? Ne zorlukları açtık? Artık zorluk diye bir şey düşünmüyoruz. Bize hep kolaylık var. Çünkü ya şimdi artık ülke insanını öylesine başarıya ilgilendirdik ki yani değerli hocam. Yani başka bir şey söylediğin zaman, olumsuz bir şey söylediğin zaman artık inanmıyorlar. Yani diyelim ki işte biz üçüncü turda elendik diyoruz. Yok, mümkün değil. Siz şampiyonsunuz.
Ya inanmayız. Bu mutlaka şakadır. Ya artık inanmıyor. Yani ülke insanına başarı o kadar böyle şartlandırmışız ki gerçekten. Yani tüm sporlarda bu böyle. Evet. Ne güzel bir yere gelmişiz hakikaten. Yani hakikaten bir devrim yapmışız ya. Ama şunu unutmamak lazım. Bugüne nasıl geldik? O da o çok önemli. Bunu hiç unutmamak lazım. O soruyu soracağız ve cevabını vererek. Buradan Sayın Devlet Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, özellikle tabii ki bunu kim nasıl algılayacak bilmiyorum ama bizim gönlümüzde ve ruhumuzda Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Onun İstanbul Belediye Başkanı'nda başlayan süreci ve başbakan olmasıyla beraber kabuk değişimi. Bize hep ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Karın ağrısı çeke çeke şimdi karın ağrılar artık bizi istemeyen, bizim başarılarımızı hazmedemeyen insanlar çekmek zorunda kalıyor. Hamdolsun. Biz şu anda bu akşam spor konuşuyoruz. Aslında izleyicilerim mazur görsünler. Herhangi bir İsmet Sağlam'ın karşısında oturmuyorum. Ben İsmet Sağlam hocamın karşısında oturuyorum. Çok teşekkür ederim. Bir dünya şampiyonu, bir antrenör, bir abi, bir büyüğümün yanında oturduğum için kelimeler birbirine karışabilir. Onun için ne kadar kelimeyle teşekkür etsek az kalır, kifayetsiz kalır. Bu ümmetin, bu milletin yolunu, ufkunu açtı. İlk başta Gönül Erbakan hocama çok teşekkür ettim. Özellikle sporcuyu çok severdi. Aktif, zeki ve aktılıkanı çok severdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da onun talebelerinden. Biz talebelerin talebeleri olmaya çalışan insanlarız. Onun için büyüklerimizi görünce teşekkür etmek ayrı bir şey. Mütevazilik ayrı bir şey. Bunlara ne kadar teşekkür etsek. Hamdolsun Cenab-ı Hakk'a ki bu tür insanlarla bizi tanıştırdı. Talebe etti bizi. Dediğim ya ben feragat etmek zorunda kaldım. Annemi babamı terk etmedim. Okuyorum diye kaçmak zorunda kaldım. Pişman değilim. 10 yılım Sakarya'da geçti. Hayalini kurmadığım bir koca bir şehrin il temsilcisi olmak, sadece bir faaliyette binlerce insana, sadece bir şampiyonda 400-500'den insanı bir hafta boyunca dövüştürmek, hele hele o küçük çocukların heyecanını yaşamak apayrı bir mutluluk. Kesinlikle. Apayrı bir mutluluk. Kesinlikle. Hizmet etmek, bu müjdelenmiş şehre hizmet etmek. Şimdi baktığımız zaman her sene en az 5-6 tane faaliyet yapıyorsun. Burada derece yapan çocukların Türkiye Şampiyonası'na katılıyor. Oradan milli takıma giriyorlar. Oradan derece yaptıkları onların ailelerini İstanbul'da aktif olan bayağı kulüplerimiz var. Onların hocaların heyecanlarını hele de bu mutluluğu taşımayan antrenörlerin sırtına milli takım antrenörü giydiklerinde onların mutluluğunu ve bunların birbirlerine nasıl yarıştığını bu hakemlerimizin ben de burada olmalıyım deyip çok şeylerde halen daha feragat ettiğini bu mutluluğu yaşattıkları için bize bu görevi layık gördükleri için hocalarımıza değerli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Onları mahcup etmedik. İnşallah da etmeyiz. Yani hocam duyguluyuz. 8 yıl boyunca dolu dolu İstanbul'da faaliyet yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi Wushu Federasyonu İstanbul İl Temsilcilikten sonra Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Balkan Federasyonu Genel Sekreterliği görevimi tevdil ediyorum. Yani yapıyorum. Ama İstanbul İl Başkanlığı'nı başka bir abimize bıraktık. Öyle uygun gördüler. Hı hı. Halen daha çağırdıkları zaman hocam buyurun geldiği zaman tabii seve seve koşarak gidiyorsun ama duygusal olduğumuz için bazen mesela bu evet, konuda yani. En çok mutluluğu eşim sevmişti, çocuklarım sevmişti. Artık hafta sonları bile evdesiniz. Bunların hakkını ödemek buradan 20 milyonluk İstanbul'a il temsilcisi olmak yani hakikaten iş ya. Gerçekten başlı başına iş. Kolay değil. Onlar mutlular bizi evde gördükleri için. Doğrudur. Biz yine de arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yanında olmaya çalışıyoruz. Sistemkarlar, biz onları seviyoruz gerçekten. Ben şimdiye kadar İstanbul'da 200'in üzerinde kulüp
bunların idealçıkları, ölçükleri beraber irtibat olduğumuz, devam ettiğimiz, faaliyet gösterdiğimiz kardeşlerimiz var. Diğer kickbox olsun, Muay Thai olsun, aynı zamanda başka federelerde görevlerimiz de var. Sambo, Unified, Jiu-Jitsu, bunlarla beraber Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarına katıldık. Tabii il temsilcisi olmak kolay değil. Sürekli birileri istiyor, sen de en azından bir şekilde cevap vereceksiniz. Ve sadece cevapla yetinmiyor, artık karşılığını da vereceksiniz. Belediyeyle diyaloğun olacak, il müdürlüğüyle ve bunları sağa sola getirmek, İstanbul'dan bir yerden bir yere gitmek külfet. Kesinlikle. Ya. Yani hamdolsun ya. Federasyon bize şu ana kadar bir kalem vermedi ama biz federasyona çok şey verdik. Bunun karşılığında onurunu yaşamak bize mutluluk veriyor. Bizim sporlarda böyle milli birlik ve beraberlik ruhu var galiba. Atıyorum mesela şimdi il temsilcisi yaptınız. Altınızda kurullar var. Teknik kurulu, işte evet. Hakem kurulu, şunlar bunlar. Hepsi de görevlerini böyle keyifle yapıyorlar değil mi? Yani zevkle yapıyorlar. Büyük bir saygıyla yapıyorlar. Sporun şeyi. Özünde var zaten. Özünde var. Birlik, beraberlik, kardeşlik. Yani büyüsün, gelin hep beraber taşıyalım gibilerden. Tabii ki. Mesela küskün olsa burada dövüşüyor. Ağzını burnunu kırıyor. Kırma demeyeyim de. Yani mücadele yoruyor. Ama o bir taraf yenilmiş, öbür taraf yenmiş. Kol kaldırıyor ama dönüp sarılıyor. İnanılmaz bir duygu. O zaten yani herkese, tüm dünyaya örnek olacak bir duygu. Avrupa'da gerçekten. Da böyle, dünyada da böyle tanımadığın ırkı, dini, farklı olan insanla kucaklaşıyorsun. Evrensellik bu. Sporun evrensellik bu. Spordaki güzellik, spordaki ruh bu. Gerçekten spor bambaşka bir şey. Ve her zaman söylediğimiz gibi olmazsa olmaz. Şimdi sevgili hocam, biz istiyoruz ki bu ülkede hep güzel şeyler olsun. Tabii ne güzel şeyler oluyor anlatıyoruz. Bu muhteşem sporcular, muhteşem insanlar, başarılı olan insanlar, alkışlanan, böyle ayakta büyük değer, kıymet gören insanlar hep var. Ama her yerde de iyi şeyler olmuyor maalesef. Bazı şeyler insanı şey yapıyor. İşte ben bugün aklıma bir şey takıldı. Yine yolda giderken, efendim, burada hassasiyet var. İşte bizim programımız Kanal 34'ün ve Türkiye'nin en prestijli programlarının başında geliyor. Bunu açık yürekli ve iddialı bir şekilde söylüyorum. Neden? Çünkü gelen konuklar Türkiye için değer. Avrupa'nın, dünyanın gözünü korkutmuş, Avrupa'ya, dünyaya meydan okumuş ve bu milli ay yıldızlı bayrağı en yukarıya böyle taşımış insanlar buradalar. Bunlar başlarımızın tacı, bu insanlar. Böyle bir şeye kılavuzluk yapmaya çalışıyoruz. Şimdi istiyoruz tabii hep böyle güzel şeyler olsun, bu devam etsin. Ki devam edecek. Başarının sınırı yok değil mi hocam? Kesinlikle. Doyum yok. Yok tabii ki yani. Durmak yok, yola devam diye bir slogan evet. Var ülkede. Evet. Bunu zaten hükümetimiz de aynı şekilde bize yansıtıyor. Biz zaten bunu bir sorumluluk düşüncesi içerisinde düşünüyoruz. Ne olduğunun farkındayız. Ondan sonra enerjimiz böyle tam, motivasyonumuz tam, kendimize olan inancımız tam. Yürüyoruz. Yolumuzda yürüyoruz. Hedefe doğru yürüyoruz. Hep yürüyoruz. Ama kişisel olarak değil, milletçe yürüyoruz. Biz diyoruz ki yani böyledir. Şu programımız inanın on binlerce insanı ilgilendiriyor efendim. On binlerce insanları buradan kucak açıyoruz. Niye? Burada gelen konuklar on binlerce insanın, binlerce insanın taşıdığı platformlarda öncülük yapıyorlar. Ve orada olan bütün işte biraz evvel bizim sporların özel değerlerini konuştuk. O milli birlik, beraberlik içerisinde hareket etme, her işi hep beraber taşıma, müthiş bir ekip ruhu ve gerçekten ya bu sadece şeyde böyle değil, özde böyle değil, özür dilerim, sözde değil, özde de böyle, uygulamada da böyle. Ya bir Avrupa'ya çıkılıyor, bir milli takımın nasıl böyle motivasyon içerisinde olduğunu hiç düşünebiliyor musunuz? Ya inanılmaz bir şey.
Mesela rahmetli, buradan rahmetli anıyoruz değerli hocamız İsmet Eroz. Allah rahmet eylesin. Milli sporculara şöyle bir slogan attırırdı. Ne yaptık? Ezdik! Bütün sporcular söylüyor. Ne yapıyoruz? Eziyoruz! Ne yapacağız? Ezeceğiz! Ondan sonra bu sporcunun önünde hangi rakip durabilir? Böyle o tak 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 bir yürüyor fırtına gibi. Ondan sonra şampiyon Türkiye. Evet. Harika şeyler bunlar tabii ki. Şimdi efendim güzel şeyler oluyor hep ama bazen güzel olmayan şeyler de oluyor demiştim. Onu söyleyeceğim. Bunları da konuşacağız yeri geldiği zaman. Eleştireceğiz. İyi mesajlar vereceğiz. Bizim programımız altın program. Artık sokakta böyle büyüdüm diyen gençlerimiz var ya maalesef. Büyüdüm diyen gençlerimiz. Eline sigarayı alan o gençlerimiz benim yüreğimi parçalıyor. Ben artık bunları görmekten üzülüyorum, kahroluyorum ya. Emin olun. Böyle kurtuluş yolları varken, böyle mükemmel bir ülkede, böyle çok güzel değerler varken, önleri açık pırıl pırıl bir spor ortamında, böyle güzel şeylerde, güzel şeyler yapmak varken, ben büyüdüm deyip eline sigara almanın bir alemi yok. Bir anlamı yok değil mi hocam? Evet. Bunları görüyoruz sokaklarda. Ya diyoruz, bu ülkenin sana da ihtiyacı var. Bu ülkenin sana da ihtiyacı var. Sevgili genç, genç kardeşimiz, oğlumuz, canımız, ciğerimiz, sizleri çok seviyoruz biz. Ne olur. Bu büyümek sigarayla olmuyor. Büyümek bambaşka bir şey. Büyümek demek ne demek biliyor musunuz? Benim o kıymetli olan aileme böyle ona onların yanında olmak, onların istediği gibi hareket etmek, büyümek budur. Onların gösterdiği yolda sorumluluk duygusunu taşımak, büyümek budur. Canım kardeşim. Sonra o sigarayla hiçbir şey olmuyor. Sonra sen üzülüyorsun. Ben üzülüyorum. Bütün ülke üzülüyor. Bütün millet üzülüyor. Onun için bunlar inşallah yavaş yavaş kaybolur gider. Biz büyümenin ne olduğunu bir kere daha kendimize soracağız. Evet, değerli Kanal 34 izleyicileri, prestijli programımız Altın Adamlar. Biz herkesi Altın Adamlar olarak düşünüyoruz ve yine bir kardeşimiz Sarıyer'de gerçekten güzel izler bırakmış bir kardeşimiz var burada. Muzaffer Canoğlu, dinleyelim onu bir şekilde. Buyurun. Evet, Muzaffer Canoğlu sizlere bir seslenmek istiyor. Buyurun. Şöyle yüreğinden dinleyelim bakalım neler söyleyecek. Her şey para mı? Dolar mı? Euro mu? Dolarsa dolar, euroysa euro. Para, her şey para mı? Dolar mı? Euro mu? Paraysa para. Açar yara. Yara mara kara para. Yara mara kara para. Akla parayı, sakla parayı. Akla parayı, sakla parayı. Akla parayı, sakla parayı. Zengin çalıyor, adam oluyor. Fakir çalıyor, hırsız oluyor. Her şey para mı? Mark mı? Dolar mı? Euro mu? Paraysa para. Açar yara. Yara mara kara para. Yara mara kara para. Akla parayı, sakla parayı. Zengin çalıyor, adam oluyor. Fakir çalıyor, hırsız oluyor. Her şey para mı? Dolar mı? Euro mu? Paraysa para. Açar yara. Yara mara kara para. Yara mara kara para. Oji buji teknoloji, her şeyin başı teknoloji, olmaz olsun teknoloji, ille de teknoloji. Oji buji teknoloji, oji buji teknoloji. Eskiden insanlık ölmüyordu, bilmiyordu teknoloji. Oji buji teknoloji, ille de teknoloji.
İlle de teknoloji. Oji, buji, teknoloji. Kahveci dayı ben geldim. Açma asayı ben geldim. Getir çayı içelim dayı. Kendimizden geçelim. Hoş vakitler burada geçer. Boş vakitler burada geçer. Hoş vakitler burada geçer, boş vakitler burada geçer. Evde hanım bizi bekler, çocuklar yorganı yer. Evde hanım bizi bekler, çocuklar yorganı yer. Kahveci dayı ben geldim, aç masayı ben geldim. Getir çayı içelim dayı, kendimizden geçelim. Gidemem gidemem işe gidemem, gidemem gidemem eve gidemem. Kahvede kaldı tüm emekler. Çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağlayan İsmet Hocama, bu televizyonun sahiplerine, bu televizyonun yönetmenine, bütün seyircilerime, sizlere ve Türkiye'mizin değerli hocamıza, Mustafaoğlu hocamıza, Hüseyin Kahya hocamıza, İsmet Hocam'a özellikle teşekkür ederim. Bu parçalarım benim YouTube'da var. Ben bu besteleri kendim yaptım. Daha profesyonelce çıkartacağım esasında. Şu anda amatör ama daha ki ilerleyen zamanlarda profesyonelce geleceğiz inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim hocam. Büyük katkı ve destek sağladınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Müzik olarak yapacağız yani bunu. Normal, İnşallah. Sazlı. İnşallah. Profesyonel vaziyette. Buyurun. Evet. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi parayla teknoloji bu halde şu anda yerler hakikaten yani kanal herhalde bu kadar şeyi bir arada görmemişti bugüne kadar. Yani her para var. Harika. Evet, başarılarına devam ediliyoruz. Değerli hocam, evet, kaldığımız yerden şey yapalım. Şimdi ben demin de arz ettiğim gibi hala deminki konuşmalarımın biraz etkisindeyim. Özür dilerim gerçekten. Hassasi bir konu. Neler söylüyorsunuz bunlarla ilgili? Ya evet, zaten hocam, onlarla ilgili artık onun devamında da malum evet, şeyler. Teknoloji ve bilişim dünyası yayınlığın çoğalınca erozyonlar da çoğalıyor. Ciddi ahlaki erozyonlarımız var. Şöyle diyelim. Ben evde çocuklarım çizgi film izleyince çok çizgi film izliyorsunuz. Derslere veyahut da çelik çomak artık kalmadı. Beş taş, misket oyunlar kalmadı artık. Evet. Anadolu'nun köylerinde kaldı, artık orada geçti. Biraz başka oyunlar oyna. Artık öyle bir yere geldik ki evde dizi bekliyoruz ki çocuklarımız, ailelerimiz dizi izlesinler veya çocuklar çizgi film izlesinler. Bizi bu sanal dünya, teknoloji buradan oturduğun zaman Amerika'ya, Rusya'ya, İngiltere'ye, Arap ülkelerine veyahut da köyüne, buradan 1500 km öte 1300 km köyüne ulaşabiliyorsun. Bütün gençlik dijital kıyamet buna deniyor işte. 90'lı yıllarda dijital kıyamet diye yazarlardı, dizelerde biz ne diyorlardı diye bakarken şimdi gençliğimiz, herkes sanal dünya kaldı ki bu bizim için bir kıyamet. Ben ilk başladığım yılda şunu söylemiştim. Hatta bakanlığımız, Gençlik Spor Genelimiz bunu slogan olarak kullandı. Ben bunu yaşadığım için söyledim. Ter atan çocukla taş atan çocuk bir değildir. Hatta bizim Vuşu Federasyonu bunu slogan olarak kullandı. Güneydoğu'da bununla ilgili kimsenin gitmediği yerde de kulüpler açarak, uluslararası şampiyonlar yaparak bunu başardık. Her şeyin başı spor. Ben salonlara gidince velilere konuşurken şunu diyorum. Ben teşkilatçıktan gelmiş birisiyim. Siyasi ve vakıfçılık yapan kişi olarak. Çocuğunuzu nasıl getiriyorsa şu an İstanbul'da dört duvar arasından başka eğer spor yapıyorsa haftada 5 saat veyahut da 10 saat işte o programına göre değişiyor. Spordan başka bir şey yapmıyor. Yediğimiz bütün yiyeceklerimiz, doğal diye yediklerimiz hepsi glukozlu,
enerji patlaması oluyor. Çocuklarımız duvarlara tırmanıyor ve hatta olduğu gibi monoton oluyor. Bunları aşmak için ne yapıyoruz? Spor. Ve oradaki velilere şunu diyorum. Sen çocuğunu getirdiğin gibi herkesin mahallede orada burada bir kapı komşusu var. Onu da bu spora teşvik et. Artık belediyelerimiz ücretsiz seanslar veriyor. Artık eskisi gibi dediğimiz gibi İsmet Sağlam, rahmetli hocalarımız gibi gibi isimler artık çok. Bunların talebeleri de artık piyasada. Bu arkadaşları, bu gençleri hareketlendirmemiz lazım ki devletimiz her konuda halk eğitimleri olsun, milli eğitimler olsun buralarda bunları teşvik ediyor. Sadece yönlendirme eksikliğimiz var. Çocuklarımızı salonlara nasıl toplarız? Salonlar sadece spor salonları sadece yarışma şeyden ibaret değildir. Çocuklarımızın sosyalite olmasını sağlarlar. Sosyal hayata bağlamış olurlar. Sadece motomot kitaplarını değil bilgisayarına veyahut da şeyini bağlanmış olmazlar. Bugün merhaba dediği 3 tane 5 tane arkadaş yarın 10 tane oluyor. Daha sonra bu arkadaşlar başka faaliyetlere katılıyor. Mesela atıyorum Sarıyer'de geliyor Halkalı'da bir şampiyonaya. Pendik'teki kalkıp geliyor oradaki şampiyona. Bugün merhaba demesi yarın bir şekilde merhaba kardeşim, merhaba arkadaşım dövüştüğü zaman daha sonra bunlar birbirleriyle beraber görüşüyorlar. Avrupa Uluslararası Türkiye şampiyonalarında başka illerdeki faaliyetlere bu dostluk bekiştirme devam ediyor. Ama bizim derdimiz şimdi Türkiye'de eskiden belli sayıda vakıflar vardı. Şimdi sayısızca vakıflar, dernekler var. Kesinlikle. Ama bu dernekler sadece zıplama tahtası için, bir yerlere gelmek için değil, bunları aktif hale getirmemiz lazım. Yani eski samimiyetimize dönmemiz lazım. Ben bu çiçekten nasıl bal alırımdan çok, bu aldığım balı diğerlerine nasıl veririm diye düşünmemiz lazım. Paylaşmamız lazım. Sadece ben dememiz lazım, biz dememiz lazım ki biz dediğimiz için, zorlukları çektiğimiz için bugünleri gördük. Birlik beraberliğimiz devam ediyor ama bu beraberliğimizi kıskanan, görüyorsunuz şu anda Mehmetçiğimize, Afrin'deki kardeşlerimize Allah onlardan razı olsun. Dünyada bizim onur, gurur kaynağımız. Orada çok sporcu kardeşlerimiz var. Onların yüreği, onların imanı. Biz birlik beraber olduysa bütün dünya üzerimize çörekleniyor. Açık açık. Eskiden el altına şimdi açık açık bütün dünya üzerimizde. Ama hamdolsun ki başımızda dirayetli, yürekli, bileği yüreği güçlü bir liderimiz var. Hocam, bütün dünya üzerimizde kelimesini ben artık kabul etmiyorum. Biz bütün dünyanın üzerinde biziz. Elhamdülillah. Zaten ondan dolayı biz olunca bu hale geliyoruz. Şampiyonluklar, işte madalyalar, başarılar böyle gelmiş zaten. Gerçekten hocam seni şöyle bir alalım. Gerçekten bugün çok güzel bir söyleşimiz oldu. Yani yakışan bir programımız oldu. Daha yeni başlamıştık. Biraz böyle hem hasbihal ederek tabii hem bir final noktasına getirelim. Hem de bizim altın adamımızı, bizim programımızın altın madalyasıyla ödüllendirelim. Günümüze böyle bir anlam katalım inşallah. Büyük bir hatıra olur geçmişte. Altın adamlar programının. Biz de bu altın adamı dediğini öpmek içeriz yani. Estağfurullah. Ben yani. Şimdi her ne kadar şampiyonada, faaliyetlerde il başkanı temsilcisi sıfatıyla gittiğim zaman, hocam geldiği zaman, federasyon başkanı da olsa benim hocamdır. Onu elini öptüğü zaman hiç düşünmem ki acaba benim için ne diyorlar. Büyüklerin eli öpülür, hocaların eli öpülür, başlıkta taşınır. Ki hocalarımız yeter ki bizi talip olarak kabul etmeye devam etsinler. Teşekkür ederiz. İşte, biz hala daha talebeyiz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Altın adamlık budur. Ülkemizin değerli insan olmak hakikaten budur. Bu özü taşımak, bu sorumluluğu bilmek, bunu diğer nesillere taşımak gerçekten altın olmayı layıkıyla insan hak ediyor demektir. Efendim programımız renkli bir şekilde, renkli simalarla ve başarılı tabii her zaman söylüyoruz. Simalarla devam edecek. Gelecekte yine birlikte olacağız. Kıymetli dostlarımızla, kıymetli kardeşlerimizle, Türkiye'nin altın adamlarıyla sizleri çok seviyoruz. Efendim gelecek hafta inşallah bir arada olmak
dileğiyle, umuduyla yarın akşam da Regaib Kandili Bahar'a bütün ümmeti Muhammed'in, bütün Müslümanların Regaib Kandili mübarek olsun. İnşallah dünyaya sevgi, barış, huzur getirsin İslam alemine. Regaib Kandili'ni buradan ben tebrik ediyorum yürekten. Değil mi hocam? Evet, aynı şekilde. Ümmeti Muhammed'in, bütün dünyanın sağlık, huzur, bereketi için, refahı için şimdiden 3 aylarımız ve kandilimiz mübarek olsun. Allah bizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Mutluluğumuzu bozmasın. Amin inşallah. Efendim, Allah'a emanet olunuz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere inşallah. Avrupalı ve dünyalı burada ne yaparsa biz bir fazlasını yapmak için buradayız Allah'ın izniyle. Türk'ün gücünü dünyaya göstereceğiz.